Temmuz 1518'de Strasbourg kentinde Frau Trofea adındaki bir kadın beklenmedik bir olayın fitilini ateşledi. Frau Trofea sokaklarda dans etmeye başladı ve birkaç gün boyunca bu garip davranışını sürdürdü. Haftanın sonunda ona katılan 34 kişi daha oldu ve ayın sonunda sokaklarda 400 dansçı bulunuyordu. Bu insanlar kontrolsüz bir şekilde ve tuhaf bir biçimde dans ediyorlardı. Halüsinasyonlara eşlik eden çığlıklar, bağırışlar ve şarkı söyleme bildirildi. Ancak bu dans çılgınlığı trajik bir sona yol açtı. Dans edenlerin birçoğu kalp krizi, felç veya yorgunluktan öldü. Dansçı sayısı arttıkça yerel yetkililer endişelenmeye başladı. Zamanın doktorları yanlış bir şekilde etkilenen kişinin ancak gece gündüz sürekli dans ederse iyileşeceğini düşündüler ve daha fazla dans etmelerini teşvik ettiler. Bunun üzerine dans salonları inşa edildi. Müzisyenlere para ödenerek etkilenenleri dans etmeye teşvik etmeye çalışıldı. Ancak bu strateji geri tepti ve daha fazla insanı dans etmeye yönlendirdi. Dans çılgınlığı bilimde Aziz Vitus'un dansı olarak da bilinir ve ilk kez 7. yüzyılda kaydedilmiştir. 1518'deki Strasbourg olayı bu tür salgınlar arasında en iyi belgelenmiş olandır. Ancak benzer olaylar tarih boyunca birkaç kez yaşanmıştır. Dans çılgınlığına neyin sebep olduğu konusunda çeşitli teoriler bulunmaktadır. Kitlesel psikojenik hastalık, sıkıntılı dönemlerin ardından gelen bir tür histeridir ve yüksek yoksulluk ve kıtlığın etkisiyle ortaya çıkmış olabilir. Başka bir teori ise bozuk ekmeğin içinde bulunan ergotun neden olduğu bir hastalık olan ergotizmle ilişkilidir. Ancak bu teorilerin kesinliği konusunda bir görüş birliği de yoktur. Dans çılgınlığı belki de din veya batıl inanca işaret eden bir yönü de içerir. Aziz Vitus'un dansı, Orta Çağ'daki dans çılgınlıklarına en çok atfedilen terimdir. Katolik efsanesine göre Aziz Vitus'un gazabını dile getirmenin kompulsif dansa neden olacağı düşünülür. Protestanlar, dans eden veba hikayelerinin dayandığı azizlere tapınmayı reddettikleri için bu tür batıl inançların ortadan kalkmasıyla dans çılgınlığı da sona erdi. Bu teori, Protestanlığın yayılmasıyla hastalığın ortadan kaybolduğu 17. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Dans çılgınlığı bu trajik olayın arka planında insanların basit yaklaşımına hayret etmemize neden olan karanlık çağların da bir yansımasıdır aynı zamanda.